Şimdi günün en çarpıcı haberlerinden biri. Sıkı muhalefet yapan bir hanımefendi kendisi. Büyük Birlik Partisi Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü. Kendisi Ordu'da yerel bir kanalda konuştu. İşte savcıları eleştirdi, hakimleri eleştirdi, milletvekillerini eleştirdi, bürokratları eleştirdi. Sıkı bir muhalefet yaptı anlayacağınız. Büyük Birlik Partili. Ve bakın şöyle bir cümle kullandı. 15 Temmuz'dan sonra herkeste bir korku algısı yaratıldı. Konuşursan seni içeri atarım. Konuşursan sana ceza keserim korkusu oluştu. Korkmadığı başına geldi. Ters kelepçeyle gözaltına alındı. Bu kadar mı adaletsizlik olur ya? Birini sorgulayın abi. İçişleri Bakanı işte Sedat Peker tarafından suçlanıyor. Yapmamış da olabilir. Ama lütfen adalete teslim edin. Adalete müdahale etmeyin. Tak kelepçeyi dedi. Dedim ki kardeşim ben katil miyim dedim. Yani ne kelepçesinden bahsediyorsun dedim. Sonra işte kapattıklarına gidiyoruz dedi bana. Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar sonrası iş yerinde kelepçelenerek gözaltına alındı. Ordu Valiliği iktidara yönelik eleştiri nedeniyle değil dedi. Ben vatandaş olarak burada çile çekerken, bankalara kredi ödeyemezken, kusura bakmayacaksın bir de sarayda yaşamayacak. 2002'de milletvekili arabaları lükstür diyen Cumhurbaşkanı, Başbakan ne değişti o günden bugüne? Bu vatandaş kim ekmeğe muhtaç? Ordu'da yayın yapan Moda TV'ye konuk oldu. Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin kadın kolları başkanı Fatma Yümlü. İttifak ortağı AK Parti ve MHP'ye yönelik eleştirileri sertti. Bana her gün binlerce insan iş istiyor ve yardım istiyor. Bu ülkenin bu kadar sıkıntıları varken bu ülke çok iyi yönetiliyor diyorsanız benim size diyecek bir şeyim yok ki. 10 bin dolarlar, 100 bin dolarlar, işte ne bileyim kokainler, pudra şekerlerini siz adaletli buluyorsanız eğer benim size diyecek sözüm yok ki. Siz bugün ittifakın içinde olan Devlet Bahçeli'den hiçbir şey duyuyor musunuz? Büyük belediye başkanları AK Parti tarafından görevden alındı. Suçu neydi? Diyelim ki hırsızlık. Niçin bu insanı yargıya teslim etmiyorsunuz? Fatma Yümlü bir dönem AK Parti teşkilatlarında da görev almış. Bugün Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapıyor. Partisi Cumhur İttifakı ortağı ama ekonomiden iç siyasete her konuda iktidarı eleştirdi. Ben adam öldürsem beni direkt içeri atarlar. Ama yukarıdakiler çalıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Ankara'da dayımız yoksa ya da vekile 300-400 milyar para vermediysek çocuğumuzu işe koyma şansımız yok. Şu an iktidar partisinin vekilleri nerede pandemi döneminde? Esnafın yanına niye gelmediler? Niye hatı sormadılar bize? Cumhur İttifakı'nda falan filanız. Öyle yukarıda Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi de ittifak falan da yürümüyor yani. Bu televizyon programından bir gün sonra Büyük Birlik Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün sahibi olduğu iş yerinin güvenlik kamerası bu görüntüleri kaydetti. Polisler içeride. Yümlü kelepçelenerek gözaltına alındı. Siz geçin ben geliyorum aracım da burada ben gelirim. Hani müşteriyi gönderip gidecektim. Beni kaçacak falan zannettiler herhalde. Kelepçeyi taktılar ve ben katilmişim gibi herkes göz önünde beni arabaya götürdüler. BBP'li kadın yönetici iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Covid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş ancak o esnada adı geçen vatandaşımızla ekiplerimiz arasında İstenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır. Bizim muhalefetimiz de yapıcı ve yol gösterici bir muhalefettir. Doğru kimden gelirse gelsin onu destekleriz. Yanlışı babamızın oğlu da yapsa bu yanlıştır, doğrusu da şudur deriz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici doğruları söylemeye devam edeceğiz derken Ordu Valiliği de yaşananların iktidara yönelik eleştiriyle ilgisi olmadığını söyledi. Büyük Birlik Partisi de yaptığı açıklamada pandemi uygulamasında polislerin yetki aşımı ifadesini kullandı.